Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz açısal momentum. Şimdi çembersel bir yörüngede ilerleyen bir cismin açısal momentum hakkında bilgiler vereceğiz. Bununla ilgili sorular çözeceğiz. Arkadaşlar, açısal momentumu L sembolüyle gösteriyorum. Cisimlerin momentumları normalde ben P ile hani bir çizgi üzerinde gitseydi eğer P şeklinde gösterecektim. P de M çarpı V. Genellikle bilardo toplarına falan örnek olarak veriyoruz. Arkadaşlar, bir boyuttaysa yani bir çizgi üzerindeyse M çarpı V'yi kullanacağım. Ama bir daire çiziyorsa eğer, bir çember çiziyorsa çemberin yarıçapıyla vektör olarak çarpmam gerekecek. Dolayısıyla benim elimde bir topum var ve bir çember çiziyor. Arkadaşlar, bunlar her zaman birbirlerinin dik olduğu için vektörel çarpım olarak göstermiş. Vektörel çarpımlarda şöyle oluyor. L eşittir P çarpı R yaparken, bunu skaler çarpıma çevirirken aralarındaki açının sinüs değerini alıyorsunuz. Aralarındaki açı dik olacağı için her zaman sin 90 arkadaşlar bizi 1'e götürecektir. Dolayısıyla açısal momentum PR'ye eşit olur. Evet, P'yi açarsak MV'dir bu. MVR olacaktır. MKS sistemine göre çalışıyoruz. Metre kilogram saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örnek 1'e bakalım. Eşit kare bölmeli yatay düzlemde çizgisel momentum P olan cismin demiş. X, Y, Z noktalarına göre açısal momentumlarının büyüklükleri nedir demiş. Şimdi o zaman ben bir daire çizmek için şuradan şuraya olan mesafeye bir bakmam gerekiyor arkadaşlar. Mesela şurası 3 birim kadar. Şuraya bakıyorum arkadaşlar 2 birim kadar. Şuraya da bakıyorum. Şimdi bu tabloya baktığımız için birazcık daha hızlı çözmek için arkadaşlar açısal momentumunu hesaplarken D eşittir P çarpı R'di. Vektörel çarpımı yapıyordum. Ya da P çarpı R çarpı sinüs alfayı alıyordum. Şimdi burası 90 derece. O zaman en büyük değeri burası alacak. Bir de yarıçap da büyük. Yani şurası 3 birim. X için yazarsak arkadaşlar 3 birim çarpı sinüs 90 yani. X için yazalım. Lx eşittir. P çarpı 3R kadar diyelim. Sinüs 91 yapacak, yazmıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Z için yazacağım bu sefer. Z için yazarsak eğer. Arkadaşlar 2 birim olarak yazdım ama 180 derece var bunların arasında. Sinüs 180 derece. Arkadaşlar, koordinat sisteminde bir karşılık bulmaz. Sinüs değeri şurası sinüs ekseni arkadaşlar. Burası kosinüs ekseni. Yani şu 180 derecenin olduğu yer kosinüs olduğu için sıfır değerini alır sinüs ancak orada. Dolayısıyla LZ sıfır olarak çıkacaktır. LY ise arkadaşlar şuraya baktığınızda bir şurası kök 5 birim uzunluğunda Pisagor bağıntısı yaparsanız eğer kök 5 çarpı şuradaki aradaki açının sinüs değeri ama her halükarda x kadar olamayacak. Dolayısıyla en büyük olan x olur. Sonra y, sonra da z olur arkadaşlar. Direkt söyleyebiliriz. Şimdi örnek 2'ye bakalım. 3R uzunluğundaki ipin ucuna V arasına şekildeki gibi bağlanan x, y cisimleri verilmiş. Çembersel hareketi yaptırıyoruz. Buna göre cisimlerin açısal momentumlarının büyüklükleri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar, açısal hızları ikisinin de aynı ip üzerinde olduğu için omega ise omega. Sadece yarıçap hızı belirliyordu. Hız o zaman arkadaşlar omega çarpı 2R'den omega çarpı 2R'den ben buraya 2V diyorum arkadaşlar. Şurası da omega çarpı şuradan şuraya 3R olduğu için 3V olarak. Şimdi açısal momentumlarına bakalım. Lx bölü Ly demişim. Arkadaşlar MVR'den gidecektim. Açısal momentum formülüm P çarpı V ya da MVR açıyorum içine. Şimdi kütlem 2M kadar. Hızım 2V kadar. Yarı çapım 2R kadar. Böyle. Kütlem M kadar. Hızım 3V kadar. Yarı çapım 9. Buradan arkadaşlar cevabımız 8 bölü 9 olarak çıkar. Evet arkadaşlar, şimdi açısal momentum yönüne bakalım. Şimdi sağ el kuralımız vardı bizim. Şimdi her zaman vektörler birbirlerine diktir. Bunu da söyleyelim. Şimdi ben diyordum ki hız vektörüyle momentum vektörü aynı yönde. Neden? Momentumun içerisinde arkadaşlar şöyle yazalım. Momentumun içerisinde hız var. Dolayısıyla vektör olarak sadece hız var. Vektör olarak hız
Ne taraftaysa momentum vektörü de oradadır zaten. Çünkü kütlenin vektörü olamaz. Şimdi bunlar birbirlerine dikti. Şuradaki açısal momentum genellikle omega ile gösterdiğim bir yer vardı. Açısal hızdan bahsediyordum. Şimdi açısal momentum onun yerini aldı. Arkadaşlar burası da buraya dik olacaktır. Yani şimdi bu kurala göre çözmek istersek sağ el kuralıma göre 4 parmağımı kullanıyorum. 4 parmak momentum vektörünün olduğu yer. Ya da hız vektörünün olduğu yer. Aynı kavramlar. Baş parmak bana arkadaşlar açısal momentum yönünü gösterdi. Eğer bu tablo size doğru olmuş olsaydı, yani böyle sayfaya yapışmış olsaydı şöyle size doğru gelecekti. Şimdi şöyle olduğunu düşünelim. Yukarı doğru gösteririz arkadaşlar. Omega'nın bulunduğu yerde bu şekilde. Şimdi birazcık aşağı inelim. Şimdi sürtünmesi imal edilen genelde tablo üzerinde demiş arkadaşlar. V hızıyla dönen M kütleli cismin bağlı olduğu ip aşağı doğru çekildiğinde diskin dönme yarıçapı küçülür. Yani disk eğer aşağı doğru ip aşağı doğru çekilirse gitgide dönecektir. Büyük bir diskte dönecek. Zaten bunu beklerim. Daha küçük yarıçapa sahip olacak şekilde döner. Bir de karşımıza bir formülümüz çıkıyor. Bu önemli. Bunu unutmayın arkadaşlar. Zaten iki tane topu topuna doğru düzgün formül kullanacağız. Fazla da formülümüz yok. Arkadaşlar L I çarpı omega'ya eşittir. Bu formülü unutmuyoruz. L I çarpı omega. I arkadaşlar eylemsizlik torku. Emre kare şeklinde yazacağız bunu. Cismin şekline göre değişiyor demiştim. Omega'yı da açısal hız olarak biliyoruz. Radyal bölü saniye birimi. Evet arkadaşlar. Örnek 3'e bakalım. X-Y düzleminde şekildeki gibi döndürülen M kütleli cismin açısal momentumu hangi yönde olur demiş. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Sağ el kuralını kullanıyorduk. 4 parmağımı hız vektörüne ya da aynı kavram aslında momentum vektörüne koyuyorum. Burada hızı göstermiş size doğru. Şimdi X-Y koordinat diyor ki sayfa düzlemine oturttuğumu, yani tahta düzlemine oturttuğumu düşünürseniz eğer arkadaşlar böyle dönüyor ve size doğru geliyor. 3 boyut aslında Z'yi 5 vuran böyle çiziyoruz. Yani size doğru arkadaşlar şu tarafa doğru gelecektir. Dolayısıyla artı Z yönünde diyebilirim. Cevabımız C olacak. Ters yönde olsaydı eğer eksi Z ederdi. Evet biraz kavramlara bakalım. Biraz yakınlaştıralım. Açısal ivme. Açısal hızın arkadaşlar birim zamanda değişmesiyle yönde değişiyor zaten. Birim zamanda değişimidir. Uluslararası birim sistemine göre radyal bölü saniye kare olarak kullanılır. Şimdi ben bunu hesaplarken nasıl yapacağım peki? Açısal ivmeyi hesaplarken arkadaşlar T yani torku I'ya böleceksiniz. Eylemsizlik momentine böleceğiz. Torku eylemsizlik momentine bölüyerek bulabiliriz. Şimdi gelelim, devam edelim. Eylemsizlik torkunu nasıl hesaplayacağız? I ile gösteriliyor diyor arkadaşlar. Kütle ile yarıçapın karesinin çarpımına bağlı olarak eylemsizlik torku oluşuyor. Cismin şekline ve dönme eksenine göre değişiklik gösterir. İşte başına kas sayı geliyor. 1 bölü 3, 1 bölü 12 gibi bazı kas sayılar geliyor arkadaşlar. Genelde sorularda veriyorlar ama vermezse eğer aklımızın ucunda bulunsun. Şimdi cisim dönme ekseninden uzaklaştıkça daha büyük bir çember çizdikçe arkadaşlar I artar. Çünkü R artar. Ve hatta bu artış eşit miktarda olmaz da parabolik şekilde olur. Yani R kare ile orantılı olduğu için hızlı artış olur. Yaklaştıkça da arkadaşlar merkeze doğru azalacaktır. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Aynı maddeden yapılmış eşit yarıçaplı düzgün dairesel levhalarla eşit büyüklükte delikler açılıyor. Delikler açılıyor ve atılıyor arkadaşlar. O zaman demek ki onun üzerinden bir parça eksiliyor. Onun üzerinden o zaman arkadaşlar eylemsizlik torku eksiliyor. Şimdi ben bunun şöyle bir şey yapacağım. Her biri eşit büyüklükte eşit yarıçaplı arkadaşlar olduğu için her birinin torkuna şöyle yazalım. 10 I diyeyim mesela. Her birinin. Basit çözmek için. Tahmini olarak yapıyorum. Yorum sorusu zaten. Şimdi bu merkezde olduğu için bunun merkeze olan yarıçapı arkadaşlar küçük. R kadar olduğunu düşünelim. Ben buna mesela torkuna I diyeyim. Ama I'sı çıkarılıp atılmış. Dikkat edin. Şimdi bu en uzak noktada olduğu için mesela ben buna 4 I diyeyim. Bu biraz daha yakın. Yarıçapı daha küçük şuradan şuraya. Şuraya da arkadaşlar 3 I diyeyim.
bize istediği en son kısımda çıkarılıp atıldıktan sonraki haliydi. O zaman arkadaşlar x için şöyle diyebilirim. 10 I'dan I'yı çıkardım 9'ı. Y için 6 I. Z için de 7 I şeklinde alıyorum. Yani en büyük olan IX. Arkadaşlar sonra IZ. Evet. Sonra da IY olacaktır. Evet, çıkmış soru 1'e bakalım arkadaşlar. Evet, çıkmış soru 1'e bakalım. Dönen katı cisimlerin hareketini açıklamakta kullanılan büyüklüklerden hangileri vektöreldir demiş. Arkadaşlar, tork içerisinde kuvvet barındırıyor. Kuvvetin momenti, kuvvet momenti demiş zaten. Kuvvetin doğrultu ve yönü olması gerekiyor. Dolayısıyla vektörel büyüklüktür. Şimdi şunu da söyleyelim, açısal momentum. Şöyle çiziyorduk arkadaşlar. Dört parmağımın baş parmağımı açısal momentum şu tarafa doğru çiziyordum. L'ye. Dolayısıyla çizdiğime göre vektörel büyüklüktür. Hatta omega'nın yönü olarak çiziyordum. Yani hız vektörünün yönü olarak da çiziyordum arkadaşlar. Bu vektörel büyüklüktür. Eylemsizlik momenti. Yazalım. I eşittir. Emre kareydi. Kütlenin doğrultu ve yönü yok. Yarıçapı doğrultu ve yönü yok. Bir yere gitmiyor. O zaman arkadaşlar bu vektörel büyüklük değildir. Gitti. Cevap 1 ve 3 denizde olacaktır. Yani kolay yapılabilir sorulardan. Evet arkadaşlar, açısal momentum korunumuna bakalım. Arkadaşlar ilk momentumla son momentum her zaman birbirlerine eşit olacak. Dolayısıyla burada yola çıkarsak eğer ilk momentum son momentum birbirlerine eşit olursa eğer momentumu değiştirmezsem ben eğer I'yı artırıyorsam omega azalır. Omega'yı artırıyorsam arkadaşlar I azalacaktır. Buradan da bunu anlatmak istemiş. I azalırken L sabit kalacağından omega'nın artar, yani daha hızlı arkadaşlar yukarı doğru fırlarım ben. Evet arkadaşlar, çıkmış soru 2. Kütleleri birbirlerine eşit iki kişiden. Ebru, ekvator üzerinde bir kentte. Hemen çizelim. Çekilerini çok güzeldir. Ebru arkadaşlar, ekvator üzerinde bir kentte. Burcu Ankara'da. Hop. Burcu Ankara'da ise bizim enlemlerimizde. Şuralarda bir yerde Burcu. Yere göre hareketsiz duruyor. Yerin dönme eksenine göre yargılardan hangileri doğrudur? Ebru'nun açısal hızı Burcu'nun açısal hızından büyüktür demiş arkadaşlar. Ebru'nun açısal hızı Burcu'nun açısal hızından büyüktür. Birlikte döndüklerine göre arkadaşlar bu 30 derece dönüyorsa bu da 30 derece dönecek. Dolayısıyla bu yanlış olur, gitti. Ebru'nun açısal momentumu Burcu'nun açısal momentumundan büyüktür demiş. Açısal momentumun içerisine neler giriyordu? Benim için önemli olan oydu. I omega şeklinde de düşünebilirsiniz. L eşittir. I omega şeklinde düşünebilirsiniz. E omega'ları aynı olduğunu söylemiştik. I'larına bakarsak arkadaşlar Emre kareden yola çıkmamız gerekir. Kütleleri eşitti. M'leri de eşitti. R'lerine bakıyorum. R'si daha büyük. R'si daha küçük arkadaşlar. Bu şekilde düşünüp eğer yorumlarsam Ebru'nun açısal momentumu Burcu'nun açısal momentumundan büyük mü olur? Evet arkadaşlar, büyük olur. Dolayısıyla bu da doğru olacak. Ebru'nun eylemsizlik momenti Burcu'nun eylemsizlik momentumundan büyüktür demiş. Zaten az önce eylemsizlik momentumundan bahsettik. Yani Emre kareden bahsettik. R'lisi büyük olan Ebru olduğu için bu da büyük olacaktır. Cevap 2 ve 3 Edirne olur arkadaşlar. Birazcık sadece formül yorumlamak. Formülleri biraz ezberlersek olayı çözeceğiz aslında. Tabi ezberci anlayışa karşıyız ama pratik yaptıkça alışıyoruz. Evet arkadaşlar, kütle çekim kuvvetinden de bahsedelim. Şimdi iki tane cisim, elimde iki tane bir kalem olsun, birbirlerini çekerler. Birbirlerinin arkadaşlar kütle çekim kuvvetleri vardı ama bu kütle çekim kuvvetleri zayıf olduğu için ben bunu fark edemem belki dünya üzerinde, ama dışarı doğru baktığımda ya da şöyle düşünelim. Dünya ile bu kalem birbirlerini çeksin arkadaşlar. Attığım zaman aşağı doğru yer bunu çekiyor. Çekim kuvvetinden bahsedebilirim. Newton mekaniğinden. Peki çekim kuvvetine bakarsak arkadaşlar, bu taraftaki kuvvetle bu taraftaki kuvvetin büyüklükleri eşit. Ama ters yönde olduğu için mesela burası 100 Newton'sa burası eksi 100 Newton'dur. Bakın buna dikkat edin. Sorularda en fazla hata yaptığınız şey kuvvet mi eşit, kuvvetin büyüklüğü mü eşit? Buna çok dikkat edin. Şimdi G M1 çarpı M2 kütlelerin çarpımı bölü uzaklığın karesiyle
ters orantılı şekilde arkadaşlar ben kuvvetimi yazıyorum. Burada G dediğimiz bir kütle çekim sabiti var evrensel çekim yasalarına göre. 6.67 çarpı 10 üzeri -11 yazmış ama bu yanlış arkadaşlar. -11 çok küçük boyutlar. Atom boyutları, atomun çekirdeği boyutları. Onun için +11 olarak düzeltirsiniz. Bu şekilde. Bir notumuz var. Kütleleri, cismin kütleleri arasındaki ilişki ne olursa olsun kuvvetler birbirlerine zıt arkadaşlar ve eşit büyüklükte olacaktır. Evet, çekim ivmesinden bahsedelim. Arkadaşlar yerin, dünya için şunları söyleyebiliriz. Yerin ivmesi, arzın ivmesi, dünyanın ivmesi şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bakalım. Birim kütleye uygulanan çekim kuvvetine çekim ivmesi denir. G ile gösteriyorum. Bunu hesaplarken de arkadaşlar benim kuvvetim G, M, büyük M, dünyanın kütlesi çarpı şuradaki cismin kütlesi bölü uzaklığın karesiydi. Yarıçap. Dünyanın bütün yarıçapı eşit olduğunu düşünürsek tabii. Kabataslak bir hesaplama yapıyoruz. M'ler birbirlerini götürdü. G çarpı M bölü R kareye eşit oldu arkadaşlar. Çekim ivmesinin gezegenin kütlesine ve yarıçapına bağlı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tekrar söylüyorum. Çekim ivmesi gezegenin kütlesi ve gezegenin yarıçapına bağlı. Yani gezegenden ne kadar uzaklaştıkça arkadaşlar, uzaktaysak eğer o kadar bizi az çeker. Şimdi gezegenin çekim öz kütlesi cinsinden ifade edersek D yerine arkadaşlar M yerine D çarpı V kullanacağım. D'yi yoğunluktu. V şeklinde arkadaşlar V'yi de alırsak eğer kürenin hacminden alacağım V'yi 4 bölü 3 pi r küp olarak. Bu şekilde yerleştirirsem en son bulduğum şey G eşittir KdR'ye eşit olur. G eşittir KdR. Kader gibi ezberlersiniz. Evet, bakalım. Örnek 5. Dünyanın kütlesi Ay'ın kütlesinin yaklaşık 81 katı. Dünyanın Ay'a uyguladığı çekim kuvveti F ise Ay'ın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvveti nedir? Arkadaşlar eşit büyüklükte ve ters olacaktır. Bunlar F kadar olduğunu söylemiş. O zaman bu tarafa doğru F ise arkadaşlar diğer tarafa doğru ne olması gerekir? Eksi F vektörü olarak almam gerekir. O zaman cevap Ceyhan olur. Arkadaşlar gezegenlerin çekim ivmesinden bahsedersek eğer, şimdi gezegenin merkezinde çekim 0. Gezegenin merkezinden uzaklaştıkça lineer şekilde bir artış görüyorum. Yani her saniye eşit miktarda artıyor. Sonra gezegenin yüzeyinden uzaklaştıkça, hani mesela yüzeyinden füze fırlatıyoruz ya da bir şey fırlatıyoruz arkadaşlar. Çekim ivmesinden uydu fırlatıyoruz. Çekim ivmesinden uzaklaşıyor gitgide yukarı doğru çıktıkça. Yer çekimi ivmesi azalmaya başlar. Ama bu her saniye eşit miktarda değil de arkadaşlar. Uzaklaştıkça her dilim olarak eşit uzak miktarda değil de azalış genellikle logaritmik yani x kare şeklinde azalıştan bahsediyoruz. Neden? Çünkü bizim formülümden d kare gelmişti. D kareden kaynaklı. Şu şekilde alabiliyorum. Peki devam edelim aşağı doğru. Şimdi mesela eğer ben r bölü 3 uzaklıktaysam yer çekimi ivmesi g bölü 3'e kadar düşüyor. Yani ilk başta şuradan başlıyorum. Buraya kadar tamam bir sıkıntı yok. G bölü 3 oldu. Merkezden r bölü 3 uzaklıktayım. Sonra geldim r'ye. Sonra gidiyorum bu tarafa doğru. Geliyorum. R bölü 2 kadar uzaklıktaysa r bölü 2 kadar oluyor. G bölü 2 kadar oluyor. Tamam. Buraya bir sıkıntı yok ama buraya geldiğimde arkadaşlar şu hizadayken şu hizada yani şu aralıktayken şu yani bakıyorum r bölü 2. Şimdi buraya geliyorum r bölü 2. Bu buradaki değeri alırken bu şuradaki değer alıyor. Daha büyük değer alıyor. Yani buradaki değer yer çekimimesi çok daha azalıyor. Grafik üzerinden de görebiliyoruz. Evet örnek 6'ya bakalım. Büyük M ve küçük M kütleli cisimler arasındaki D uzaklığı varken cisimlerin birbirlerine uyguladığı kuvvet F kadar oluyormuş. Cisimler arasında D bölü 2 kadar uzaklık olduğunda çekim kuvveti ne olur? Bir kere ben şunu biliyorum. Yakınlaştı. Daha çok çekim kuvveti olacaktır. Şimdi bakalım arkadaşlar F kuvvetini hesaplarken G çarpı M, M bölü uzaklığın D karesine D olduğu için 1 F'tir. Şimdi geliyorum. G fazla kalabalık var aslında ama M çarpı M bölü D bölü 2'nin karesi.
D bölü 2'nin karesi D bölü 4 yapar. Ters çevirip çarparsanız arkadaşlar 4 bölü D kareye dönüşür. O zaman burası F ise burası arkadaşlar 4F'e eşit olur. Cevabım 4 olacaktır. Evet arkadaşlar, çıkmış soru 3'e bakalım. Bir gezegenin kütle çekim kuvvetinden kurtulabilmesi için gerekli olan hızının karesi o gezegenin kütlesiyle doğru ve yarıçapıyla ters orantılıdır demiş. Yani kurtulabilmek için hızının karesi ve o gezegenin kütlesiyle doğru orantılı. Yani şunu diyor bize, mv kare. Ve yarıçapıyla ters orantılı olduğunu söylüyor şu şekilde. Kaçış v kare, kaçış gezegen bölü r gezegen şeklinde çıkıyor. Diyor ki hangisinin, zaten bütün bilgilerin hepsini vermiş. Hangisinin kütle çekim kuvvetinden kurtulmak en kolaydır? O zaman diyeceğim ki arkadaşlar kütlesi en küçük seçmem gerekecek. Yarıçapı da en büyük olsun. Oranlama olarak düşünürsek kütlesi en küçük, yarıçapı en büyük olacak arkadaşlar. Şimdi 0, 3 ve 2.4'ü seçersem en ideali olacak arkadaşlar. Bakın bu bunun kaç katı? 6 katı mesela. Bu bunun neredeyse 4 katı gibi bir şey düşüneceksiniz. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar en büyük oran olacak olan hangisi olur? Şuradan gelir sanırım size. V kare, yani 1 bölü oran derken en küçük oran 1 bölü 6 civarında gibi bir şey olacaktır. Dolayısıyla en küçük olacak arkadaşlar Merkür olacaktır. Merkür'ü işaretleyebiliriz. Evet, 7. soruya bakalım. Bir gezegenin yarıçapı dünyanın yarıçapının 3 katıymış. Dünyanın yarıçapını arkadaşlar ben R dersem eğer gezegenin yarıçapı işte Jüpiter falan mı olsun? Jüpiter'in daha fazla gerçi. 3R kadar olsun. Kütlesi dünyanın kütlesinin 4 katı. Şurası M ise burası 4M. Buna göre bu gezegenin çekim büyümesi dünyanınkinin kaç katı olur? Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda G eşittir KDR falan vardı. Ama ben şöyle yapacağım. F kuvvetinden yola çıkacağım. M bölü M çarpı G çarpı diğerlerini yazmayayım diyorum. Bölü R kare. Diğerleri fazla kalabalıktan kurtulmak için. Hani G çarpı M1 çarpı M2 falan filan. Burada zaten tek bir tane gezegenin kütlesi var. Şimdi buraya bakıyorum. 4'e bölü yarıçapım 3R'ydi. 3R'nin karesini aldım. 9R. Şimdi burası eğer G ise arkadaşlar burası o zaman 4 bölü 9 G kadar yapacaktır. Cevabımız 4 bölü 9 katı olur. Çıkmış soru 4'e bakalım arkadaşlar. MK kütleli K cismin dinometreyle yerde tartıldığında, yani dünya üzerinde tartıldığında 24 Newton geliyormuş. O zaman şöyle yapayım. G dünya üzerinde tartılıyor. Bir de arkadaşlar ay üzerinde tartılan cismin var. K ve L. 24 Newton geliyormuş. Diğeri de ay üzerinde tartılınca 2 Newton geliyormuş. Oranladım. Ayın çekim ivmesi yerin çekim ivmesinin 6'da 1'i kadar. Yani ben ayın çekim ivmesine G bölü 6 diyebilirim. O zaman bunu da burada tartılan, dünyada tartılan K cismi de MK olarak yazdım. Dünyanın yer çekim ivmesi G. Burada tartılan da L cismi de ML çarpı. Buranın çekim ivmesi de 6'da 1'i kadardı. O zaman G bölü 6 olarak yazıyorum. Şimdi devam ediyorum. G'ler birbirlerini götürdü arkadaşlar. Buradan da hemen MK bölü ML oranı hesaplayacağım. 6 yukarı çıkacak. 6 ile yukarı çıkarsa 24'ü yer sadeleştirebilirim. 4 olarak çıkar. Arkadaşlar buradan da cevabım MK bölü ML oranı 2 olarak çıkar. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Çıkmış soru 5. Jüpiter'deki kütle çekim ivmesi 23.3 metre bölü saniye kare. Yerküre'deki kütle çekim ivmesi de 9.8 metre bölü saniye kare. Yerküre üzerinde ağırlığı 980 Newton olan demiş. Arkadaşlar bir kere 980 Newton diyorsa eğer zaten şöyle düşünmemiz gerekir. 9.8 ile neyi çarparsam 980 olur mu? 100'ü çarparsam. Demek ki arkadaşlar burada kütlesi 100 olacak. Tekrar söyleyelim. G eşittir MG'ydi. Burasının 980 çıkması için 9.8 ile neyi çarparsam 100'ü çarparsam. Peki devam ediyorum. 23.3 metre bölü saniye kare olan da Jüpiter vardı. Şimdi Jüpiter'deki ağırlığı ve arkadaşlar kütlesi demiş. Kütle zaten değişmeyen tek gerçek, onun için 100 olarak yaptık. Ağırlığı da 100'ü
Bununla çarparken arkadaşlar elde ediyorum. Yani 100 çarpı 23.3 olacak şekilde çarpıyorum. 2330 oluyor cevap. Ceyhan oluyor. Kolay bir soruydu zaten. Evet bakalım. 8. soruya bakalım arkadaşlar. O merkezli bir gezegenin XYZ noktalarındaki çekim ivmelerinin büyüklükleri GXGY, GZ arkadaşlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi ben biliyorum ki grafik olarak düşünürseniz eğer merkezi 0'dı. Sonra arkadaşlar 0'dı. Sonra artıyordu. Sonra parabolik olarak azalıyordu. Şimdi bunlar eşit mesafedeler. Arkadaşlar şurada yer çekimi ivmesi mesela şuradayken burada birazcık daha aşağılarda biraz farklı bir renk kalem alırsam daha güzel olacak. Evet. Şuradayken, şuradaki değeri görürken burada ise arkadaşlar biraz daha aşağıda bir değeri görecektir. Yani çok daha azdır. O zaman şöyle düşünüyorum. En yüzeyde en fazlaydı. Yani Y en fazla olacak. GY en büyük olacak. Sonra arkadaşlar GX en büyük olur. Bu hızlı bir şekilde azalışa maruz kaldığı için yüzey üzerinden kurtulurken GZ olacaktır. Cevabımız Denizli olur. Evet arkadaşlar, kütle çekim potansiyel enerjisine bir bakalım. Şimdi biz kütle çekim kuvvetinden bahsettim. Kütle çekim potansiyeli de onun arkadaşlar bir D kadarlık değişimi kadar olacak. Şimdi cisimlerin bir potansiyel enerjisi vardı. Hani potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşürdü. Şimdi ben bu kütle çekim potansiyeli enerjisinden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar hesaplama yaparken şöyle karşımıza çıkıyor. Normalde kuvvete GMM bölü D kare demiştik. Çekim potansiyelini alırken D diyeceğiz. Çekim potansiyelini hesaplayacağız. Bir de başında bir eksi olacak. Arkadaşlar başındaki eksiği düşünürseniz eğer ben bir gezegenin üzerine bir cisim olarak düşüyorum ya da arkadaşlar şimdi koordinat sistemini düşünürseniz yukarısı artı yön, aşağısı her zaman eksi yön olacak. Yerin merkezine doğru çekildiği için de bu. Şöyle aşağı doğru çekildiği için de eksi yönde olduğundan dolayı eksiyi belirtmek için başına eksi yazmışız arkadaşlar. Eksi yönde olduğunu belirtmek için. Bu şekilde söyleyebiliriz. Aşağı doğru inerken kinetik enerjisi artar. Zaten bunları daha önceden biliyoruz. Yine de söyledik. Gezegenlerin etrafında dönen uydulardan bakarsak arkadaşlar. Şimdi bunların aynı yörüngede dolanması için çember çizdiğinde için dairesel bir hareket yapar. F merkezcil kuvvetiyle arkadaşlar F çekim kuvvetinin birbirlerine eşit olması gerekir. Burada da bunu vermiş. İkisini birbirlerine eşitlemiş. Arkadaşlar en sonunda şunu çıkarmış. Eğer bu yörüngeye oturtturmak istiyorsam, eğer ben yörüngeye hep aynı yörüngede hareket etmesini istiyorsam bu F çekimle F merkezciyle eşitlerim ve hız kavramını bulurum. Hız o zaman kök içerisinde G çarpı kendi kütlesi, yani gezegenin kütlesi, özür dilerim, M bölü R'ye eşit olacaktır. Hızını bu şekilde belirleyebilirim. Şimdi buraya bakarsak arkadaşlar ne kadar uzaklaşırsak o kadar hızım yavaşlar. Şimdi hız eşittir kök içerisinde GM bölü R'ye demiştik. Gezegenin bu sabit zaten. Gezegenin kütlesi her bir nokta içinde aynı gezegen kullanıyorum. Değişen bir şey yok. Sadece R ile orantılı. O zaman diyorum ki bu kök R, yani V olsun. O zaman burası 2 birim, kök 2 olur. O zaman burası 3 birim, al çarpay diye kök 3 olarak şeklinde devam ediyorum. İşte burası 4 birim olsa V bölü 2 olacak şekilde devam ederim. Yani gitgide arkadaşlar azalan şeklinde ilerliyor. Uzaklaştıkça azalıyor. Şimdi bakalım 9. soruya. M kütleli gezegenler R ve 3R uzaklıkta dolunan 2M ve M kütleli uyduların hızlarının büyüklükleri nedir diye sormuş. Neydi? Hemen formülümüzü hatırlayalım. GM bölü R'ydi. GM bölü R bize tam değerini sormamızı istememiş. Bunlar zaten sabit. Sabiti kıyaslamayalım. Kıyaslama yapamam. R'lere bakacağım. Yarıçapı R kadar. O zaman ben bunun hızına V diyeyim. Yarıçapı 3R kadar. O zaman bunun hızı V bölü 3R'den kök 3 olarak çıkar arkadaşlar. V1 bölü V2 oranında ters çevirip çarparsanız kök 3 olarak karşıma çıkar. Evet arkadaşlar 10. soruya bakalım. Dünya etrafında dairesel bir yörüngede dolunan bir uydunun Dünya ile yaklaştırılması durumunda uyduya etki eden merkezcil kuvvet
çekim potansiyeli nasıl değişir demiş. Arkadaşlar çekim potansiyeline bir bakalım. Eşittir GM küçük m bölü D idi. Yaklaştırıldı dünyanın üzerine düşmeye çalışacak. Dolayısıyla eksiyi de başına alıyorum. Dikkat etmeniz gereken yer burası çok önemli arkadaşlar. Eksi. Bize bir de büyüklüğünü sormuyor. Değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar şuraya bakarsanız eğer yaklaştırıldı. Yaklaştırılırsa burası azalır. Burası büyür dersiniz. Ama başında bir eksi var. Eskiden mesela eksi 10 iken şimdi mesela bunun arkadaşlar eksi 20 olduğunu söyleyebilirim. Eksi 20 mi büyük, eksi 10 mu koordinat sistemi olarak düşünürseniz eksi 10'u şuraya yerleştirelim, eksi 20'yi yerleştirelim. Arkadaşlar eksi 20 mi büyük, eksi 10 mu derseniz tabii ki de eksi 10 daha büyük olacak. Dolayısıyla eksi 20'ye gittiği için potansiyel azalır. Azalırı işaretliyorum. Devam ediyorum. F merkezciliği sormuştu. F merkezciliği eşittir. M ve kare bölü R'di. Ben biliyorum ki yaklaşırsa, uzaklaşırsa hızım azalıyordu. Yaklaşırsam çembersel yörüngede hızım artacaktı. E hızım artarsa merkezcil kuvvetinde artacak. Cevabım bursa olur. Evet arkadaşlar çıkmış soru 6'ya bakalım. Yer küre güneş etrafında birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvveti nedeniyle belirli bir yörüngeyi izliyorlar. Bu nasıl bir yörünge? Elips yörüngesi. Her yıl bu yörüngeyi izlerken arkadaşlar yer küre biliyorsunuz elips yörüngesinde iki tane odak noktası var. Odaklarından bir tanesinde arkadaşlar güneş var. Güneşe en yakın olduğu gün mesela şuraya çizeyim ben 3 Ocak olarak olsun. Evet, güneşe en uzak olduğu zaman da arkadaşlar şurası olsun. Bakalım, güneş dışındaki diğer gök cisimlerin etkisi ihmal edilirse, yani çekmesi olayı falan ihmal edilirse, yargılardan diyor ki büyüklüklerden hangileri 3 Ocak'ta 3 Haziran'dakinden daha büyüktür diyor. Şimdi, çembersel yörünge olarak düşünelim, tam elips şeklindeyiz de. Çembere yakınlaştıkça, çembersel hareket yaparken yakınlaştıkça hızım artıyordu. O zaman yer kürenin hızı 3 Ocak'ta daha yakın olduğundan dolayı yer küre güneşe daha hızlıdır. O zaman bu doğru. Yer kürenin güneşe göre açısal momentumu demiş. Arkadaşlar açısal momentumu demiş olursa eğer nasıl hesaplayalım? Evet. M ve R şeklinde düşünelim. Hız arttı. Tamam, yarı çapı azaldı. Ama arkadaşlar hızı parabolik olarak artıyor. Yani karesi oranında artıyor. Dolayısıyla L'si daha çok artacaktır. Tekrar söyleyelim. Hızını hesaplarken hani yarı çapı küçüldükçe R kök R kadar küçülüyordu. Hani kök R kadar. O zaman demek ki daha fazla, daha hızlı artacak arkadaşlar yakınlaşınca. Dolayısıyla yarı çapına göre daha hızlı arttığından dolayı burası da artar. Yer küre güneş tarafından uygulanan kütle çekim kuvveti demiş. Daha yakın olduğu için arkadaşlar kütle çekim kuvveti F eşittir. Formülleri tekrar tekrar yazalım. M bölü D kareydi. Yakın olduğu için bu azalır arkadaşlar. Bu azalırsa eğer kuvvette ne olacak? Artacaktır. Cevabımız Edirne olur. Evet. Kepler kanunları. Kepler kanunlarına bakacak olursak arkadaşlar 3 tane kanunum var benim. Yörüngeler kanunu, alanlar kanunu, periyotlar kanunu. Şimdi yörüngeler kanununa bakalım. Gezegenler okuyalım. Gezegenler odaklarından birinde güneş bulunan elips yörüngesinde hareket ederler. Tıpkı çembersel harekete benziyor ama elips yörüngesi olduğu için hiçbir çember değil. Dolayısıyla arkadaşlar diyor ki bu yörüngeler asla, şuradaki elips yörüngeleri asla birbirlerini kesmezler. Bir başka gezegen diğer gezegenin yörüngesine girmez yani. Devam ediyorum. İkinci kanuna geldim arkadaşlar. Alanlar kanunu. Eşit sürelerde eşit alanlar tararlar. Tekrar söylüyorum. Gezegenler eşit sürelerde eşit alanlar tararlar. T1 ile T2 süresi birbirlerine eşit olsun.
S2 ile S1 alanı arkadaşlar birbirlerine eşittir. Ama şöyle düşünelim. Şuradaki yayla buradaki yay aynı arkadaşlar uzunluğa sahip değildir. Tabii ki de MN yayı daha uzun olacak. Ama şuradaki alanlar arkadaşlar S1 ve S2 alanları birbirlerine eşit olur. Peki bakalım. Şurada bir şeylerden daha bahsetmiş. KL arasındaki çizgisel süretinden ne diyor? MN arasındaki çizgisel süreti KL arasındaki çizgisel süretinden büyük olmalıdır diyor. Neden bunu söyleyebilirim? Çünkü daha yakın. Daha yakınsa daha hızlıdır çekim etkisiyle. Evet, güneşe yaklaşırken hızları artar, uzaklaşırken de azalır. Peki potansiyel hakkında ne düşünebilirim? Şimdi gezegenin güneşe yaklaşırkenki hızı artacağından dolayı kinetik enerjisi artar. Enerji form değiştirirdi. O zaman bir şey kinetik enerjiye değişmesi gerekiyor. O zaman arkadaşlar potansiyel enerji kinetik enerjiye değişir. Yani o zaman potansiyel enerji azalır ki kinetik enerji artar. Kısacası. Evet, şimdi gezegenlerin açısal momentumuna bakalım arkadaşlar. Şimdi açısal momentumu M ve R dedik. Gezegen dönerken yine aynı formülde kullanacağız genellikle. Açısal momentum bu şekilde. Gezegen güneşe yaklaşırken M sabit yani kütlesi sabit kalır. R'si değişeceğinden dolayı V artar. R yani azalırsa eğer V'miz arkadaşlar artacaktır. O zaman şunu söyleyebilirim. Açısal momentum arkadaşlar korunur. Yani ilk momentum kuralımı hatırlıyorum. İlk momentum açısal momentum son açısal momentuma eşit olacağından dolayı bir yerdeki bir azalış diğer yerdeki artışa sebep olur arkadaşlar. Burası değişmez. Evet, örnek 11'e bakalım. Güneş etrafında dolanan gezegenlerinin K'dan N'ye giderken çizgisel hızı ve potansiyel enerjisi ve EP'ymiş. Nasıl değişir demiş. Şimdi bir kere hız artıyorsa kinetik enerji artar, o zaman potansiyel enerji azalır falan filan. Bunları biliyoruz. Şimdi K'dan L'ye gidiyor. Yarıçap uzaklaşmış. Ben uzaklaşmışsam hızım ne olacak? Azalacak bir kere. Uzaklaştım, hızım azaldı. Peki devam ediyorum. Hızım azalıyorsa kinetik enerji azalıyor. Kinetik enerji azalırsa demek ki ne artmıştır? Potansiyel enerji arkadaşlar artmıştır. Evet, azalır artar. Cevabım Adana olacaktır. Evet arkadaşlar, son olarak periyotlar kanununa bakalım. Bütün gezegenler için ortalama yörünge yarıçapının küpü periyodun karesiyle oranı her zaman sabittir. Yani ne demek istiyorum? Arkadaşlar ben buradaki yarıçap bulurken bu çizdiği yörüngenin gezegenin minimum kısmıyla maksimum kısmının yarıçapının aritmetik ortalamasını alıyorum. İkiye bölerek buluyorum yani. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Bunu referans alarak şunu söylüyorum. Yarıçapının küpüyle periyodun yani bir tam tur için geçen zamanın bir yılın yani arkadaşlar karesini alarak buluyorum. Her gezegenin biliyorsunuz bir yılı farklı arkadaşlar. Buna göre bu oran her zaman arkadaşlar sabit çıkıyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Size yine iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.